Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır. Birlikte özgürüz ve birlikte de güçlüyüz. İki ülke arasında birlik ve kardeşlik duyguları bir kez daha perçinlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında veri paylaşımıyla göç konularında işbirliğini içeren iki protokol imzalandı. Bizler bugün suçların önlenmesinde, ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesinde, uluslararası göçle mücadelede ciddi anlamda adım atacağımız ve bu konudaki hem teknik hem idari hem de adli işbirliği yapabileceğimiz iki protokol imza ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette mevkidaşı Ayşegül Baybars'la görüştü. Ardından basın toplantısı yaptı. Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yalnız değilsiniz mesajı verdi. Türkiye'li kardeşleriniz olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Asla yalnız olmadığınızı da bilmenizi istiyoruz. Soylu, terör örgütleriyle mücadelenin önemine dikkat çekti. Bu terör örgütleri bir yerlerde kuluçkalanmak isterler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Dünyanın neresi olursa olsun laboratuvarlar oluşturuyorlar ve bu laboratuvarlarda DAEŞ deniyor, PYD PKK kullanıyor. İçişleri Bakanı çok kısa bir süre önce PKK ve IŞİD'in Türkiye'ye yönelik ortak saldırısını engellediklerini duyurdu. Çok yakın bir zaman içerisinde PYD ve PKK'nın DAEŞ'le ortaklaşa Türkiye'ye yaptığı bir saldırıyı engelledik. Kamuyla paylaşmadık. Amerika'ya sorsanız DAEŞ'le PYD PKK bir araya gelir mi? Geliyor işte.